Evet, Van, Hakkari ve Bitlis'te o beklenen kar yağışı başladı. Van'da 2 gündür etkisini sürdürüyor kar yağışı. Şu anda etkisini azalttı kar yağışı ama kar yağışı ile birlikte birçok mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Van ve ilçelerinde 149 mahalle ve 171 mezra olmak üzere toplam 320 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı dediğimiz gibi şu an için Van merkezde etkili olmuyor ama dün kar yağışı ile birlikte bazı ilçe yolları tamamen ulaşıma kapandı. Van'ın Bahçesaray, Çaldıran, Çatak, Muradiye ilçelerinin tüm mahalle ve mezra yolları ulaşıma kapandı. O kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için de hem Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri hem de karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Biz de şu anda şehir merkezinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Burada da ekipler kar temizleme çalışmalarını sürdürüyorlar. Geçtiğimiz yıl Van son 30 yılın en şiddetli kışını yaşamıştı. Van merkez ve ilçelerinde metrelerce kar yağmıştı ama en önemlisi can kayıplarına neden olmuştu o kar yağışı. Van Bahçesaray Karayolu'nda 2 çığ felaketi yaşanmıştı ve bu çığ felaketlerinde 42 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yıl yeni önlemler alındı. Hazırlıklar da çok önceden yapıldı ve artık risk teşkil eden tüm yollar güvenlik güçleri tarafından trafiğe kapatılacak. Bu notu da iletmiş olalım. Sadece Van'da değil, Hakkari ve Bitlis'te de kar yağışı var. Hava sıcaklığı da kar yağışıyla birlikte düştü. 15 dereceye kadar düştü. Bazı ilçeler -20 dereceyi de gördü. Kar yağışının cuma gününe kadar etkili olacağını söyleyelim. Kar yağışı şu an için etkili olmuyor Van kent merkezinde ama yetkililer don ve buzlanma uyarısı yapıyorlar. 320 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Hem Büyükşehir Belediyesi ekipleri hem de karayolları ekipleri şu an itibariyle bütün yollarda çalışmalarını sürdürüyorlar.